Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Nova Launcher uygulamasına bir bakacağız. Öncelikle marketten indiriyoruz Nova Launcher'ı. Nova Launcher'ın ne olduğunu anlatayım ben size. Nova Launcher kısaca Android'in arayüzünü tamamen değiştiren güzel bir launcher. Şu an marketteki en meşhurlardan bir tanesi. Android'inize bir sürü kısa yollar ekliyor. Tabii ki de sadece Android'de var. Bu tarz hızlı başlangıç uygulamaların genel adı Launcher arkadaşlar. Hani sadece uygulamanın ismin başına geliyor tam ismi. Nova Launcher bu. Yani bir sürü farklı launcherlar var markette. Ancak bu en fazla indirilenlerden bir tanesi ve en stabil çalışanlardan birisi. Zaten en çok tutulanlardan birisi olduğunu şurada 10 milyon üzeri indirmeden de görebiliyorsunuz. Yükleyelim. Ücretsiz bir uygulama bu arada. Tabletin eski arayüzü bu şekilde. Evet, Nova Launcher indi şu anda. Açalım. Gördüğünüz gibi açar açmaz uygulamayı bu ekran geldi karşımıza. İkonlar biraz değişti. İkonların yerleşimi değişti. Şöyle menüye girelim. Gördüğünüz gibi hepsini bir yere topladı. Daha derli toplu bir görüntüsü oldu. Menümüzün. Şimdi burada istersek başka bir launcher'dan ayarlarımızı alabiliyoruz. Ya da dilersek daha önce bir Nova yüklediysek ondaki ayarları geriye alabiliyoruz. Şurada Nova ayarları var. Bir girelim. Masaüstü ayarları var. Burada gördüğünüz gibi birçok ayar var arkadaşlar. Bunu tamamen kendi zevklerinizi göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Nova Launcher aynı zamanda Android telefonlar için de var. Sizin telefonunuzu bayağı bir hızlandırıyor ancak RAM kullanımı çok fazla artıyor. Buna bağlı olarak da piliniz daha hızlı bir şekilde biter. Hani bu tarz bir şeyi kullanacaksanız illaki bir yerden feragat etmeniz lazım. Tamamen Türkçe bu arada uygulama. Hani şu ne işe yarıyor bu ne işe yarıyor diye bir yabancılık çekmezsiniz. Yerleşim diyor. Masaüstü kılavuzu diyor. Giriyoruz. Buradan zaten hani istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ne olduğunu çok açık ve net bir dille anlatmışlar. İşte masaüstü kılavuzu. Bu şey oluyor böyle. Masaüstüne kaç tane klasör olacağı ya da kaç tane ikon olacağını gösteriyor. Onun dışında mesela kalıcı arama çubuğu diye bir şey var. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Ya da kapatabiliriz. Ana ekranlar. Ana ekranların sayısı diyor. Gördüğünüz gibi şu an 5 tane var. Dilersek bunların sayısını arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane eksilttik şu an. Hatta bunu ikiye düşürelim. Ana ekrana dönmek istediğimizde karşımıza böyle bir seçenek çıkardı. Ana ekranı Nova Launcher olarak mı kullanmak istiyorsunuz yoksa Samsung kendi TouchWiz arayüzüyle mi kullanmak istiyorsunuz? Nova Launcher'ı seçip her zaman dediğimiz zaman bundan sonra ana ekrana her döndüğümüzde Nova Launcher olarak gözükecektir. İki tane ayarlamıştık. Gördüğünüz gibi sadece iki tane ana ekran var. Ayarlara bakmaya devam edelim. Başka neler varmış? Tamamen özelleştirilebilir Nova Launcher. Hani dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada hareketler ve düğmeler diyor. Burada el hareketlerimizde bir sürü ayar yapabiliyoruz ancak burada Nova Launcher para istiyor bizden. Tabi her şey beleş olmuyor bu hayatta. Bakalım kaç paraymış. Gördüğünüz gibi 8 lira ödemeniz lazım. Bu daha geniş özelliklere ulaşmak için bana hani bu Beleş olanlar yetmiyor. Ben daha fazla özelleştirmek istiyorum derseniz 8 lira ödemeniz lazım. Bedavasının zaten bir sürü yeteri kadar özelliği var. Onu bir sürü kullanın. Baktınız çok hoşunuza gidiyor. İşte ben bunu telefonumu çöpe atana kadar veya değiştiren kadar kullanırım diyorsanız alırsınız parasını da. Onun dışında No Launcher'ın çok fazla ayrı var. Hani burada hepsini anlatırsak çok uzun bir video olur bu. O yüzden kendiniz kendi zevklerinize göre Bunlara bakın, değiştirin, kurcalayın. Zaten Android'in de güzel tarafı bu. Tamamen kendi zevkinize göre her şeyi ayarlayabiliyor olmanız. Bu videoda sizlere Nova Launcher'ı anlattım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.